Merhabalar öncelikle. Dün güzel bir maç geçirdik. İyi başladık. Çeyrek finalde Göreli Belediyesi ile oynadık. İyi bir maç oldu bizim için. Güzel sonuçlandı. Adım adım bakıyoruz tabii ki. Amacımız burada iyi maçlar oynayıp, iyi handbol oynayıp kupayı kazanmak. Tüm takımların istediği gibi. Kupa için de hırslıyız, istekliyiz. Bunun için çalıştık tabii ki de. Sezonun sonu da yaklaşıyor. Bir kupayla taçlandırıp Bodrum halkına armağan etmek istiyoruz. Herkese merhaba. Öncelikle Antalya'yı kutlamak istiyorum. Konyaaltı Belediyesi'ni ülkemize büyük bir gurur yaşattıkları için çok tebrik ediyorum. Kastamonu Belediyesi olarak dün oynadığımız Tekirdağ Spor Kulübü maçını rahat bir şekilde geçtik. Önümüzde yarı final olarak Konyaaltı Belediyesi ile oynayacağız ve seyir zevki yüksek, heyecanlı, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ve tabii ki hedefimiz Kastamonu Belediyesi olarak kupayı almak. Zor maçlar önümüzde ama güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Hazırlandık, hazırız, sakatlıksız. Güzel maçlar izletiriz inşallah diyorum. Herkese başarılar diliyorum. Herkese merhaba. Ben de öncelikle Konyaaltı Belediyesi'ni kutluyorum. Ülkemize getirmiş oldukları kupa yüzünden dolayı. Ben de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Dün yapmış olduğumuz maç bir basamaktı. Bunu güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Biraz zor bir maç oldu konsantrasyon eksikliğimizden dolayı ama kazanan taraf biz olduk. Bu yüzden mutluyuz. Kupa için de yarın Yalıkavak'la maçımız var. Bence de güzel maç olacak. Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Biz de her kulübün olduğu gibi kupayı alıp evimize götürmek istiyoruz. 2 senedir Kastamonu'yla final oynayıp kupayı alamadık. Bu sene inşallah kupayı İzmir'e götürmek istiyoruz. Tüm takımlara sakatlıksız başarılar diliyorum. Öncelikle merhaba. Dün Üsküdar Belediyespor ile oynadık. Güzel maç oldu. Diğer takımını da tebrik ediyorum. Sonuç bizim taraftaydı. Sonda ortaya kaldık. Birinci hedefimiz ulaştık. İkinci hedefimiz ulaşmaya geldik. Kolay olmayacak biliyoruz. Rakibimiz gücü farkındayız ama biz de güçlüyüz. Daha iyi kazandık. Ben takım arkadaşlara da güveniyorum. Teknik ekibe güveniyorum. Herkes gibi biz de kupa almak istiyoruz. Diğer takım da başarı diyelim. Teşekkür ederiz. 47 yıllardan sonra ilk defa ülkeye madalya getirdiniz, Avrupa şampiyonu. Bununla ilgili ne söylersiniz? Çok mutluyuz. Artık Türkiye'de tarih yazdık. Uzundan sonra Türkiye handbolda kupaya getirdik. Herkes nasıl söylüyorlar, gurur ediyorlar. Ondan biz çok mutluyuz. Bir de çok şanslıyız. 3 yıl bir takım bu kadar hızlı kupaya getirdi Antalya. Ortaya alayım mı? Ben başlayayım. Yani organizasyon gayet güzel. Dörtlü final olması da bizim için hoş oldu. Hep beraber olduk. Bütün böyle kadın camiası bir arada olmamız aslında güzel oldu. Herkes birbirini gördü. Özlemler giderildi biraz. Onun dışında zaten zorlu bir sezon geçiriyoruz. Ülkemizin hali de ortada. Playoff'lardan önce Türkiye Kupası'nın bu şekilde olması bizim için gayet güzel oldu. Çok güzel maçlar oynayacağız. İnşallah güzel maçlarda izletiriz seyircilerimize. Serpil abla bence her şeyi söyledi. Kadınlar böyle uzun bir uzun aradan sonra ilk defa böyle bir turnuva gibi oldu. geçiyor Türkiye Kupası. Bence güzel, keyifli geçiyor. İnşallah maçlarda güzel olacak. Arkadaşlar, kim çıkacak?
Türkiye'de hem kolay yaklaşım nasıl? Türkiye'de spor deyince ilk akla futbolla basket geliyor. Vatandaşların, insanların, spor severlerle size olan ilgisi nasıl? Bundan sonra nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Bir de 2023 yılında hedefleriniz neler? Onunla ilgili bir şeyler söylesiniz sevgili. Bence bir futbol, bir basketbol kadar yaygın değiliz. Bunu da bence medyadan dolayı hani çok fazla kanallara çıkmıyoruz. Evet. Yani gerçekten. Şimdi daha sınırlı önce sayıda bir kanal. Evet, daha önce yani. Ben uzun yıllardır oynuyorum. Daha önce daha özel kanallarda maçlarımız yayınlanırdı. Ekrem de bilir. Yayınlanırdı ama şu anda sadece TRT Spor, Yıldız sağ olsun, evet, onlar sağ olmasa olsun, hiç sesimizi duyuramayacağız. Ayrıca bir başarıya imza atmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye adına hem milli takımımız hem kulüpler bazında. İşte biz bu sene, iki senedir Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz Kastamonu Belediyesi olarak ama tabii kolay olmayan bir platformdayız ve yenildikçe maalesef ileriye gidemedikçe başarı azalmış gibi gözüküyor ama orada bulunmak bile aslında Türkiye için çok büyük bir adım. Ama tabii bu Türkiye'de spor camiasında başarı gelmediği için çok büyük bir şey gibi gözükmese bile Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığı EAF kupasını alması bizim için Türkiye açısından tabii ki önce Antalya, Konyaaltı ama ondan sonra da Türkiye'nin gururu olduğu için belki medya açısından biraz sesimizi duyurmuş olabiliriz. Umarım öyle olmuştur. Çünkü özellikle kadın handbolünde nasıl kadın voleybolu başardıkça ileriye gidiyorsa bizim de bir başarılara artık imza atmamız gerekiyor. Ki ben bunu yavaş yavaş handbol olarak artık ilerlediğimizi düşünüyorum. Bir adımlar ilerliyor ve umarım daha güzel başarılar ve daha iyi yerlerde oluruz Türk handbolu açısından. Ya ben de bir şey ekleyeceğim. Umarım Türkiye için ya bu kupadan sonra herkes duyacak. Çünkü biz ne zaman İspanya'ya gittik, uçakta ne zaman bindik, herkese söylüyoruz, finalde gidiyoruz. İnsanlara hiç bilmiyorlardı. Şimdi bu kupayı aldık ve bütün televizyonda, bütün medya verdiler. Umarım Türkiye için handbol daha ileride gidecek. Yani bizim aslında en büyük sıkıntımız medya tarafından. Medyanın çok fazla bizimle ilgilenmemesi, biraz tabii futbolu saymıyorum artık. Futbol bütün dünyada bu şekilde ama basketbol, voleybolun da arkasında kalıyoruz ve bir toplu takım sporu olarak bizim de biraz ön plana çıkmamız gerekiyor. Ve medyanın da tabii ki buna birazcık el atması gerekiyor, birazcık ilgilenmesi gerekiyor. Tabii bunlar sponsorlarla, federasyonun çalışmalarıyla ve spor adamlarının da biraz ilişkileriyle ilerletilebileceğini düşünüyorum ben. Umarım öyle olur. Topla ayakta bir fotoğraf alalım. İdare ettik değil mi? Ettik. Hadi bakalım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.